Evet, İsmaila cemaatinin önde gelen hoca efendilerinden Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi 19 Mart Cumartesi günü çıktığı Ümre yolculuğunda devletimiz, milletimiz ve gençliğimiz için Kabe-i Muazzama'nın karşısına duada bulunurken FMTV seyircilerini de unutmadı. Hızla büyüyen FMTV'yi sevgi seline tutan Ümreciler ekranlardan tanıdıkları hocaların yanlarına giderek duygularını anlattılar. Şimdi ekranlarınıza Masum Bayraktar Hoca Efendi ve Ümre kafilesi içerisinde bulunan FMTV programcılarımızdan birçok hocamızın o kutsal yolculuğu geliyor. 19 Mart Cumartesi sabahı FMTV'de program yapan birçok hocanın da aralarında bulunduğu Umre kafilesine öncülük eden İsmaila cemaatinin önde gelen hoca efendilerinden Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, maneviyat dolu eşsiz anlatımları ve doyumsuz sohbetleriyle umrecilere tarifi imkansız bir umre zevki yaşatıyor. Yapmış olduğu maneviyat dolu eşsiz anlatımlar, umrecilere asr-ı saadet dönemini yaşatan Hoca Efendi, umre ve tavaflarda dualarda bulunarak feyiz dolu bir umre yaptırıyor. Umre bu işleri gördür ya Rabbi. İslam nuru Türkiye'mizde ve tüm dünyada yayılmasını bizimle ikram eyle ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Bu yolda bizlere başarılar nasip eyle. Amin. Biz Peygamberimiz Muhammed Mustafa'dan son derece memnunuz ya Rabbi. Ve onu en güzel şekilde her yerde söyleriz. Severiz. Deriz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Deriz ya Rabbi. Ne olur o da ümmetim dediğinde bizi bağrına bastığı ümmetin olmayı nasip eyle. Amin. Sevdiği, beğendiği, mutlu olduğu, huzur duyduğu ümmetin olmayı bir şey ikram eyle. Amin. Bütün peygamberlere karşı, bütün ümmetlere karşı, meleklere karşı, sana karşı övündüğü ümmet olmayı bir şey ikram eyle. Amin. Beğendiği ümmet olmayı nasip eyle. Amin. Resulullah'ın ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, samimiyetini her zerresini her zerre bize ikram eyle. Amin. O nasıl başardıysa bize de öyle başarmayı nasip eyle. Amin. O nasıl istikametten ayrılmadıysa bizi de istikametten ayırma ya Rab. O nasıl haramlardan kaçtıysa bize de aynı şekilde kaçmamızı nasip eyle. Amin. O peygamber nasıl örnek olduysa sahabesine, ondan sonra gelecek ümmetine nasıl örnek olduysa bize de o örnek olmayı kabiliyeti nasip eyle ya Rab. Dualarımızı kabul eyle ya Rab. Amin diye şu cümahette sen razı ol ya Rab. Her bir ellerine hayırlı ruhatların tamamını ikram eyle. Amin. İhsan eyle Rabbi. Amin. Mahcup olacak hallere düşmekten muhafaza eyle. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme. İnni. İbrahim Aleyhisselam bakardı. Kim geçiyor? Çağırırdı, misafir ederdi. O yüzden İbrahim Aleyhisselam'a Mevla Teala ne buyuruyor? Vettekadallahu İbrahim'e halila. Allah İbrahim'i kendisine dost edindi. Çünkü bu İbrahim Aleyhisselam hiç misafirsiz demek dememiştir. Rabbim bize misafir ahlakını inşallah ikram eylesin inşallah. Amin. Eski ahlakı nasip eylesin. Amin. Şimdi biraz bozuldu ama düzelecek inşallah. Amin. Sonra peygamberin zamanında iki tane kapısı vardı. Bir şu anda kapı, bir de buradaki kapı. Rütbiye Mali kapısı. Ayşe annemiz bu kapıyı kullanıyordu. Daha sonra yapılanlarda tek kapıya geldik. Kapının özelliği şu demektir. Şu anda altındadır ama o önemli değil. Şu demektir. Ya Rab! Kapına geldik ya Rab. Şimdi soruyorum size. Kapınıza birisi gelse, ihtiyaçlı olsa, kapınıza yatsa, boynunu bükse, sensin dese, ben çaresizim dese ne yaparsın? Dersin ki ihtiyacın neyse, elinden geliyorsa verirsin. Mesela bir bardak su. Ne olur verirsin. Niye? Sana zor gelmez. İşte Rabbimize geldik, kapısına geldik. Sensin ya Rabbi diyeceğiz. Kapına geldik diyeceğiz. Ve Mevla Teala da bize ihtiyaçlarımızı tamamını ikram edecek inşallah. İnşallah. Umrecilere her anda ve her ziyaret yerinde bilmesi gereken bilgileri veren Hoca Efendi, umrecileri toplu tavaflardan ve gece saatlerinde kılınan teheccüd namazlarında Kabe-i Muazzama'da buluşturarak umrecilere maneviyatı yüksek bir umre yolculuğu yaşatıyor. Bütün kardeşimize selam ediyoruz. Duamıza devam ediyoruz. İnşallah siz de bizlere yardıma, duamıza yardıma devam edin inşallah. Türkiye'miz Mevla Teala terör bürolarının bu sıkıntıları yavur silahından muhafaza etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Kimi zaman vakit namazlarının öncesinde, kimi zaman ise namaz sonrasında umrecileri Kabe-i Muazzama'nın karşısında toplayan Hoca Efendi, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetleri, Yasin-i Şerifler ve yapılan duaların ardından umrecilere doyumsuz sohbetler yaparak manevi hazzın yüksek olduğu kutsal topraklarda umrecileri maneviyat ile besledi. Önce korumuş olsan olacak, bak Allah buyuruyor.
Türkiye şartlarında da bu geçerli ama. Mesela Türkiye'de namaz kılsan sana kimse bir şey diyor mu? Demiyor. Doğru mu? Oruç tutsan, zekat versen, hacca gitsen kimse bir şey demiyor. Ama öbür taraftan dikkat edin. Faiz ama ne? Haram. Ama her tarafa yaygın mı? Kumar ama haram. Yaygın mı? İçki haram. Yaygın mı? Onda zina haram. Yaygın mı? Gösterin adam nasıl korusun? Zina her tarafta yayılmış. Bak Türkiye'de de aynı şey geçerli. Ne? Emirleri yaptın mı bir şey yok. Ama yasaklarda da yine ne var? Yani yasak, yani 1,5 yapmışız biz. Kaç? İman 1. Emirler yapmışız. Bir yarımız kaldı yani. Bu yarımı yapsak hiç kurtulacak yani. Ne yapacağım diyor Mevla Teala? لَيَسْتَخِلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Sizi diyor yeryüzüne söz sahibi yapacağım, halife yapacağım diyor. Yani sizin sözünüz geçerli olacak. İbrahim Aleyhisselam yaptı işte. Öyle yümekkinen ne lehum dinehum illedirte dalehum. Razı olduğunuz dininizi, İslam dinini rahat rahat yaşayacaksınız. Yerleştireceğim biraz daha. Öyle yübettilen lehum min ba'di havfim emna. Bütün korkularınızı emniyete çevireceğim. Hırsız korkusu yok, düşman korkusu yok, terör korkusu yok, açlık korkusu yok, şu yok, bu yok. Hiçbir korkun olmayacak. Nerede bomba patlıyor diye bir korkun olmayacak. Her gün haber beklemeyeceksin. Hiçbir yerde sen şöyle sıkıntılı bir haber duymayacaksın. Niye? Bütün korkularını diyor Mevla Teala emniyete çevirecek. Yani dünyayı cennet yapacağım size diyor Mevlamız. Rabbim inşallah söz dinleyip de yeryüzünde söz sahibi olanlardan olmayı hepimize ikram eylesin. Bu yolda bizlere başarılar nasip etsin. Mevla İbrahim Aleyhisselam'ı yaptı ve elhamdülillah onlar başardı. Rabbim bize de inşallah bu konuda başarılar, ciddiyetler ikram edilsin, ihsan edilsin. Dualarında devletimize, milletimize ve İslam alemine dua eden Hoca Efendi, FMTV seyircilerini de unutmayarak umrelerde, tavaflarda, ziyaretlerde okunan Kur'an-ı Kerimlerin ve yapılan sohbetlerin ardından FMTV seyircilerine özel dualarda bulundu. Eksik kalmaktan bize muhafaza etsin. Ümrümüzü kabul eylesin. FMTV ekranlarından bizleri seyreden kardeşlerimizi de Mevla Teala hayırlı muratlarına tamamını ikram eylesin. İhsan eylesin. Buralara gelmelerini nasip eylesin inşallah. Buralarda güzel ibadetler yapmalarını, güzel kulluklar yapmalarını nasip eylesin. Mevla Peygamber razı olsun. El Fatiha. Birçok FMTV seyircisinin sevgiseliyle karşılaştığını anlatan FMTV Hadis Deryası programcısı Yasin Ahmetoğlu Hoca, bir FMTV seyircisinin duygularını ise görüntüye kaydetti. Evet, merhaba. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi malumunuz Kabe'den sizlere selam ederiz. Evet, Halit abimiz bizleri buldu. Bazı duygulu sözlerimizi söyleyince ben de video çekeyim. Bunu inşallah. Halit abi FMTV ile alakalı bizleri tanıdığını söyledi, izlediğini söyledi. Hem de duygularını alalım Halit abi. Inşallah. Hocamızı tanıdım. FM'nin daimi üyesi oldum. Dünyam değişti. Çok memnunum programlarından. Allah selamet versin, Allah razı olsun diyoruz. Hayatımızı değiştirdi. Özellikle hangi programları takip ediyorsunuz? Dervişin heybesi var, Sürahi. Haftanın sohbetleri, cuma sohbetleri. Mümkün mertebe izni izliyorum. Allah razı olsun. Özellikle aklımda kalan bir konu var mı? Onu da söyleyelim. Hocam hepsi birbirinden güzel. Hasbihal programı güzel. Ondan sonra gündem siyaset. Cuma sohbetleri özellikle. Cuma sohbetleri evet. Yani iş yerinden mi izliyorsun cuma sohbetleri? Evden izliyorum. Cuma sohbetleri. Hadislerden şey bölüyorsunuz onları falan. Evet. Çok güzel. Acayip bilgileriniz. Evet. Allah razı olsun. Çocuklar falan, aile. O da ayrı. Orası da çocuklar, güzel. Ufak çocuklar çıkıyor mesela, hep bakıyorsunuz. Onları da istiyorum hocam. Halit abime çok teşekkür ederim. Neresi, nereden? Ankara. Ankara'dan. Halit abime teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Selamun aleyküm.